Bunu buraya verdik. Ölüm sayısı 46'da kalmış en son. Şöyle biraz da geriye doğru çekelim. Tamam. Hazırız. Karakterimin son hali bu. Sağ eli klasik kılıç ve büyü arasında geçiş. Sol eli kalkan ve bu kılıcın adı neydi lan? Miğfer kılıcı. Miğfer kılıcının adı altında. Yani. Bakalım bu şekilde ilerleyeceğiz ve bunun sonucunda ne olacak? Kralla karşı karşıya geldiğimizde ne kadar başarılı bir performans sergileyeceğiz? Bilemiyorum. Girelim ve görelim. Tower Knight'ın oradan itibaren devam ediyoruz. Normal yuvarlanıyor mu? Yüzüğünü şey yaptım. Yüzüğü buldum, şey yüzüğünü. Gördüğün gibi fena değil. Yani iyi yuvarlanıyor gene. Şeyi taktım çünkü yüzük takılı şu anda üzerinde. Kurnaz fare yüzüğü var. Canım ne kadar azalırsa o kadar yüksek damage vuruyorum. Aynı zamanda sol elimdeki bu şu gördüğünüz kılıç da aynı efekti veriyor. Can ne kadar azsa o kadar yüksek damage vurmanızı sağlıyor bu kılıç da. Bunlar benim için damage boostları. Ama başlamadan önce tabii ki Tanrı tılsımıyla bir ikinci şans basalım önce kendimize. Tamam. Ondan sonra çıkarabiliriz onu. Doğru mu, yok? Sonra şöyle aldık. Böyle de gidebilirim. Büyüyle de gidebilirim. Zaten bayağı yıllanmış baharatım var. Okey. Hazırız. Bakalım ne olacak. Hazırız. Ben kaydı başlatayım. Burada bir de ejderha var çünkü. O da büyük bir dert. Hadi bakalım. Başlangıçta klasik kılıç kalkan ilerleyelim de başımıza bela açılmasın. Ondan sonra çat diye öldürürüz falan. Hiç gerek yok aksiyona şu anda. Başlangıçta şu an acelemiz yok yani. Fırçalar atıldı zaten. Kalkanını kaldırmasına rağmen geçiyor la şeyini. Kalkanını çok ilginç. Ah. Ejderhayı öldürmedim. Ejderhaya da geleceğiz. Ejderhayı büyüyle öldürmeyi planlıyorum. Bakalım. İri sert taş parçası. Peki. Sert taş en az lazım olan şey galiba şu anda ama. Ne yapıyorsun lan? Sadece tekme atıyor. Burası var, burası var. Sanırım bu taraftan. What the fuck are you? Bunlar ne? Kraliyet asasinleri mi? Kral Alant'ın asasinleri mi bu da? What is this? Burası... Burası değil galiba. Çünkü öbür tarafa çıkıyor. Sen miydin lan yarım saattir bana şey atıp duran? Bütün okçular oyunda sanki siyahi gibi hissediyorum ama. Doğru mu hissediyorum onu bilmiyorum. Okçularla alakalı bilinmeyen son anda fark ettim. Son anda fark ettim yani orada boşluk olduğunu ve tamire döndüm direkt. Okey, burada da var değil mi? Aynen, burada da var tabii ki bir şey. Tabii ki var. Bak, bu da siyahı, gördün mü?
Ben mal mal bakıyor yani bir de. Niye bilmiyorum ama. Niye bilmiyorum ama. Yani. Allah. Şu yoruma bakarken darbe yiyordum. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Buradan yetişir mi lan acaba? Eyvah. Okey. Tamam sen bir çık aradan. Biz o kırmızı gözlü arkadaşla artık bir şekilde beraber bir şeyler yapacağız. Gel. Dar bir alana falan girmek de ne kadar mantıklı seninle bilmiyorum ama gel. Yani gel. Gel okçuların altında kapışmayalım. Ha. Şöyle gel. Burada güzel güzel kapışırız gel. Ben temizleyeyim ortalığı senin için biraz daha. Gel. Ha, düşündüğüm kadar zorlamayacaksın sen beni. Hoppa. Yani. Ne vereceksin item? Dolunay otu. Fazla fazla var elimde. İbnelik yapmasanız mutlu olacağım. Ne yapıyorsun lan? Çok mantıklı. Hiç kendine gelmez zaten o sana. La oğlum piçlik yapmayın lan oradan. Bildiğin taciz ediyorlar sadece. Pıt 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 atıyorlar anasını satayım. Ya hadi kardeş ya. Ciddi ciddi şeyle sandalyeyle bilmem neyle. What? Neyse. Ha. Ha, ne yapıyorsun burada? Ha, onu hedef alabiliyorum ama ben asıl hedefim aşağıdakilerdi. Neyse. Oradan gidilemediğine göre. Ufak. Nasıl backstep atamadım ya? Sakin lan. Sakin şerefsiz. Burada riske girmeyelim daha. Daha yolumuz var. Köpek sesleri yalnız. O köpekler bir ara çıkacaklar o şeyden gibi hissediyorum ama ne zaman? Ne zaman yani? Ulan İbne. Gel gel. Sen çok uzun süredir benden kaçıyorsun zaten gel. Lan 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 lan. Şerefsiz. Ya. Sonunda ya. O kadar uzun zamandır kovalıyorum ki bunu. Demin anahtarlık. Arkamdan gelen sesler ne oğlum? Çatıştır bir şeyler kırılıyor hala. Yavaş. Hoppa. Aranıza girmeye hiç niyetim yok arkadaşlar. Böyle teker teker avlarım hepinizi yani. Tamam. Şimdi siz sevgili iki okçu ne yaparsınız? A beyaz bir okçu.
Ama asıl siyah bir okçu. Nice. Okey. Okey. Bir yerde hırsızlar var, dikkat et. Kesmişizdir bir hırsızları. Kesmedik mi? Kesmediysek de keseriz, çok sıkıntı değil. Neymiş bu? Buradan geldik de bunu nasıl fark etmedik lan merdiveni oradaki? Çok ilginç. Ay. Ne yaparsınız gençler, chat? Ne yapıyorsunuz kendi aranızda? Nasıl muhabbetler çevirirsiniz? What was that sound? Şişkin hayatı. Bol bol şey ver... Ne? Güçlü saldırı. Al güçlü saldırı. Troll olduğu baştan belli ama... Fuck you. Evet, hanginiz donatan? Arkamdan bir şey mi geliyor lan? Bak ya, sen nereden geldin lan arkamdan? Nasıl tek ölmezsin lan sen? O hırlayan şey ne ya? Ejderha mı? Nereden geliyor lan bu sesler? Kırmızı gözlü var. Oradan geliyor. Gel kırmızı gözlü. Çünkü senin belli ki orada bir okçu var. Bizi rahat bırakmayacak. Gel. Burası güzel. Fena değil. Ama daha iyi olabilirdi. Yeni ay otu. Güzel çantamlama item veriyorsunuz valla. Keşke oyunun başında da bu kadar verseydiniz yani. Asıl ihtiyacımız olan noktalarda. Daha kendimizi savunmayı bilmiyorduk. Mahmut Boradeniz hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın da senin için. Kendimizi savunmayı bilmiyorduk daha siz. Yani bize bildiğin item'ı azıcık can tamamı item'ında çok görüyordunuz yani. Mal mal bekliyorlar ya böyle, yapay zeka boş boş bekliyor okçu böyle. Adam yanıma geldi, ben ne yapayım falan der gibi. Ejderha şurada, şuraya konmayacak mıydı lan? Nereye konuyordu ya ejderha? Öyle bir yere konuyor ve böyle bildiğin ağlatıyor ondan sonra zaten adamı. O ejderhayı da büyüyle yavaş yavaş keseceğiz, yapacak bir şey yok. Çünkü kral alanta giderken her seferinde tekrar tekrar ejderhayı aşmakla uğraşmak büyük bir işkence olarak takdirde. Okey, orada dünyadan haberler olmayan iki tane asker var. Burası boşluk, burada bir şey yok. Peki. Ay. Ay. Selamlar. Selamlar oğlum, hoş geldin. Hoş buldum. Vallahi Call of Duty'yi bitirip geleyim dedim ya. İyi etmişsin. Bitirdin mi? Bitti bitti, aradan çıktı iki sonda. Bok gibi değil mi sonu? Umduğumu bulamadım. Çok zayıf oğlum final, çok sönük. Öyle öyle. Yani bilmiyorum amaçları gerçekten gerçekçi olmak mıydı ama. Öyle bir Amerikan fakiye olayı bile yoktu ya öyle. Adam akıllı. Genel olarak final çok zayıf, çok sönük bir finali var ya. Ali Anıl Öney hoş geldin, teşekkür ediyorum ya. İki görevinde şey çok zayıf, sunumu ve hani kendisi görevin yaptığımız şeyler. Öyle öyle. Yani bir şeydi yani, herhangi bir Call of Duty herhangi bir sonunun
herhangi bir görev, hani sonu bile değil, herhangi bir görev. Aynen. Öyle bir şey değil yani, bir epik değil mi epik değil, böyle uçmalı kaçmalı. Modern Warfare 2'de oyunun başındaki görev falan hatta böyle. Koşturup C4 M4 döşüyordun ya. Aha. Oyunun ilk başında da. Yani resmen çok zayıf bir görev gerçekten. Yani bir daha geri dönüp tekrar oynayacağım bir Call of Duty değil ne yazık ki. Diğerleri gibi. Yani Infinite Warfare'i bir daha oynarım daha iyi. Ha bu evet. Muymuş? Bu pezemek miymiş bu? Ha, okey. Hocam iyi yayınlar. Hatırlarsan Origins ve Odyssey'de Time Savers diye bir şey vardı. Alınca materyal falan veriyordu. O olayı Valhalla'ya da getirmişler. Ben oyunun başına aldım, direkt kredisi attım. Niye aldın ki? Ona bir crack dedim mi parayla mı oynadın? Hayır, dost abiden aldım. Ödünç aldım. Benim hesabımdan oynadı. Aynen. Evet. Zaten isteseniz de crack'le oynayamazsınız. Çünkü daha Modern Warfare bile cracklenmedi. Ki zaten tavsiye etmiyoruz o tarz oynamanızı oyunu. Tabii ki. Tabii ki tavsiye etmiyoruz. Demek burası değilmiş. Demek aslında asıl kale şurasıymış. Yes, it's there. Miles Morales oynarken Star Citizen sormuştum. Ona bakabildim mi acaba? Hayır, bakamadım. Yakın zamanda da bakamayacağımı zaten söylemiştim yani. Hani yakın zaman dediğim herhalde rahat bir 2 yıl falan. Yani. Tam versiyonu çıkmadı oyunun. Hala Early Access'te falan herhalde, değil mi? Galiba, ben hiç takip etmiyorum. Ne desem yalan. Yani Early Access'te olduğunu tahmin ediyorum ben. Early Access'te eğer oynanıyorsa tabii. Yani tam versiyon çıksın, versiyon 1.0 desinler, o zaman açar bakarım. Ama o zamana kadar bakmaya hiç niyetim yok. Yani zaten tam oyunlarla fazlasıyla vakit kaybediyorum, de yarım oyunlarla vakit kaybedemem. Ne oluyor lan? Sen abi sen ölmedin mi ya? Yok, izlemiyorum. Bunu defalarca bu herifi kaç defa öldüreceğim ben? Eyvah! 3 tane 3 tane Red Knight. Okey. Okey, tamam. Tamam, bulacağız bir çözüm. Gelin şöyle açığa doğru. Bulamadık bir çözümünü. Evet. Bu adam Batman'daki penguene benziyor arkadan. Evet. O neydi be? İyi. 7 gün izin varsa hapak oynayacağım. Normalde elimde oyun olmadan ayağımda yoruya dönüyor dedim. Yeni patch gelmiş. 3 oyun grafik ses geliştirmesi oyun mükemmel olmuş. Bir de eskiden monitör 100 kutu aradığında unutmuşum. 60'tı. Okey. Tamam, anladım. İyi oyunlar efendim. İyi oyunlar demekten başka çaremiz yok. Acaba Dost Bey bu oyunu bitirdikten sonra yayında Dark Souls Remastered oyunu muydu? Hayır. Hayır, düşünmedim. Daha yeni bitirdim Dark Souls Remastered'ı yayında. Çok fena saldırıyorlar. Ben burada boss'ta okumam için şey yapacağım, merak etme. Yapacağım yani, boss'larda yorum yok. Boss'u geçtim şu an, 3 tane şeyle uğraşıyorum ya. Öleceğim! Fuck you game. Fuck you game. Fuck you game. Eğer beni bu şekilde zorlarsan ben de bu tarz yöntemlere başvururum sevgili oyun. Büyü atarak geçerim yani, hiç kusura bakma. Yani. Hani yaptığın şey hainlik çünkü sevgili oyuncuğum. Yani. 3 tane kırmızı gözü şovayı yollamak ne lan? Bir de birbirlerinin götlerinden ayrılmıyorlar hiç. Olduğu gibi takip ediyorlar. Öyle şey mi olur abi ya? Kafayı mı yedin yani? Biz de insanız yani, bizim de bir yere kadar bir gücümüz var. Bir yere kadar dayanabiliyoruz. Ayıp be. Mantıklı. Elon Dark, hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Okey. Sence bir oyunun böyle çizlemeye zorlaması illa kötü bir şey midir? Ya. Gerçi yerine göre değişir ya. Çizlemek benim tercih etmediğim bir şey normal şartlarda. Mutlu etmeyen bir şey aynı zamanda benim.
Abi Switch'te No More Heroes 1-2-3 oynayacak mısın? Oynarım. No More Heroes 2'yi en azından oynayacağım. 1'i zaten oynamıştım zamanında PlayStation 3'te. 2'yi en azından oynarım yani. Galiba okullar gerçekten şey olmuş, kapanmış. Bizim yan komşunun ufak kızı Joshua yapmış şu an. Okullar kapandı diye mi? O tarz, aynen o tarz. Sevinç çığlıkları duyuyorum yan tarafta. Evet arkadaşlar, Penetrator boss savaşına geldik şimdi. Penetrator'ı Türkçe'ye ne diye çevirdiklerini merak ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bunun Penetrator mı öldürüyordu? Yine sokağa çıkma yasağı başlamış bu arada galiba. 10 ile 8 arası, sabah 10 ile akşam 8 arası. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi penetrate etti. Delici diye mi çevirdiler acaba? Delici. Delici. Abi bir hafta tatile girmişler sadece. Ben komple kapantılar zannettim. Okey. Ben şu an için çetin yaptım. Zırh yaran diye çevirmişler. Not bad. Ha. Not bad. Zırh yaran. Matkap Orhan yaz. Düşündüğümden çok az demeciydi. Bir saniye, ben şu ortakın muhabirine bakayım, herkes farklı bir şey söylüyor. Hadi be, kaçarım diye düşünmüştüm. Abi işte şey sitelerinden nefret ediyorum ya, herhangi bir haber sitesinden. Bir okullar şey kapandı mı? Okulların kapandığını herkes sürekli olarak soruşturuyor. Okullar kapandı mı sorusunun cevabı için insanlar okuyun sürekli olarak şeyler aramakta. Bak hani okuyun da değil. Hani insanlar her gün farklı bir şeyler sormakta. Okulların kapandığı sorusunun cevabını öğrenmek istiyorsanız hemen bu başlığı aşağı doğru indirerek bunu ama bir 20 defa daha yazması aynen, lazım. Aynen. Kenişe hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Ulan arkadaş, tam öyle bir anda abone olunur mu ya? Oraya bakarken gidiyordum yani. Yani ben okumuyorum dedik ya. Godfall'a daha bakmadı. Bakmayı da pek düşünmüyorum aynen arkadaşlar. Bildiklerimi cevaplayayım ben. Restoran ve kafeler sadece paket servisi yapabilecek. Tüm spor müsabakaları da seyircisi olacak. İmaa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 a
İyi misin? Değilim. Yavşak çok fena sıkıştırdı ya, gördün mü? Aynen. Çok kötü sıkıştırdı yani. Yayınlarda başka bir Dark Souls oyunu göremezsiniz ya. Arkadaşlar, daha ne oynayayım lan? Bütün Dark Souls'ları 50 defa oynadım yayınlarda zaten, yeter. Burada Dark Souls 2 istiyor biri. Abi yok, yeter, tamam yeter yani. Dark Souls, daha ne kadar Dark Souls oynayacağız, tamam? Souls oynamaktan içimiz dışımız Souls oldu canlı yayınlarda. YouTube'a başladığımdan beri Dark Souls 3'ü tekrar oynadık. Zaten Twitch'lerde ben Dark Souls Remastered'ı oynadım. Dark Souls 2'yi oynadım. Demon's Souls'u bile oynamıştım yani Twitch'te bir ara. Yeter galiba. Yeter yani. Vurma 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 lan! Ya ama illa kapıştıracaksınız beni size. Nesiniz oğlum siz? Nesiniz? İki böceksiniz siz. Böcek! Böcek! Sol elinde taşıdığın o koca kılıcın amacı ne? Damage'i arttırıyor. Milletşen çok eğleniyor ya, gerçekten. Düşmanın kalbini kıran Doskaya oldu. Ya şu 3 tane kırmızı şövalye çok büyük sıkıntı orada ya. Onları bir kere öldürünce bir daha şey oluyorlar mı? Tabii ki.
Demon Souls oğlum bu. Sıkıntı. Öyle bir şey yok yani. Aa, bir kere öldürdüm tekrar spamı falan, öyle bir şey yok yani. Yani Dark Souls'larda çünkü hani böyle Dark Souls'larda oluyor. Öldürünce. Yok yani Dark Souls'larda oluyor da onlar ekstra güçlü falan da değiller. Sadece üçü bir araya geldiği zaman çok büyük sıkıntılar. Yoksa ekstra bir güçleri yok yani normalde. Anladım. Üçünün bir araya gelmesi sıkıntı sadece yani. Üçü bir araya geldiği zaman burası salmıyorlar çünkü hiçbir şekilde. Arkada inatla oradan ok atmaya devam ediyor herif bana ya. Niye bu kadar az vuruyorum lan ben bunlara, biraz önce çok daha fazla vuruyordum. Ulan imle nasıl da sıkıştırdı ya. Oğlum dur lan. Nasıl bir sıkıştırmaktır o ya, bildiğin şeyde havada yön değiştirdi herif ya. Ulan hangi pezevenk bana onu atan, sen misin? Oğlum beni ırkçılığa zorlama bak. Beni ırkçılığa zorlama bak. Irkçı bir insan değilim ama olabilirim yani, inan. Hani hiç sıkıntı değil yani olması. Çok kolay bir şey ırkçı olmak valla. Tek cümlede bitiveriyor yani. Aynen. Komşular hiç rahatsız olmuyorlar mı? Bilmem. Who gives a shit about the neighbors? Yani. Onların da çok sessiz olduğunu söyleyemeyeceğim ya. Evet arkadaşlar, öyle bir gerçek var. Ya nasıl herkes vurdun ya? Aman. Dur şu apartmanda. Daha agresif oynayacağım seninle. Sevgili zırh delici. Zırh yaram, pardon. Daha agresif bir oyun sergileyeceğim sana karşı bundan sonra. Al. 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 Bunu yer. İki şişman ırkçılığı var mıdır? Yani bir şey ırkçılık olması için bir ırka özel. Irkçılık olmaz şişmanlığına dalga geçmek. Yani. O fat shaming'dir. Ona da okeyiz. Fat shaming de yapılabilir kesinlikle. Ben yapıyorum diğer fatlere. Kendime de yapıyorum. Sıkıntı yok. Abi perşembe günü Night City Wire canlı yayını açacak mısın? Yok. Ah, agresif oynamak istiyorsan agresif de oynarız gülüm. Beni sinir etmezsen eğer düzgün şekilde savaşabilirdim seninle. Ama spamcilik yapacaksan ben de spamlerim, hiç sıkıntı değil. Hoşuna gitti mi? Al. Allah Allah. Millete bak ya. Keyfe bak. İyi, iyi, iyi. Bir duracaksın yani, 2 saniye duracaksın abicim ya. Böyle oynanmıyor ki bu oyun. Habire 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 habire. Herhalde kolay olur yani. O şey, onun gibi ben de spam dersem tabii ki kolay olur. İşi gücü imdelik pezevengin yani. O kadar öyle zıplaya zıplaya böyle diye saldırırsam tabii kolay olur yani. Al. Zor değil. Zor değil yani, biz de yaparız. Ben bunu bir level bile atlayamıyorum lan aldığım şeyle. Ayıp be, ayıp oyun ya. Ha, bir level bile atlayamıyorum yani. Yok böyle bir şey. Kafandaki değişmiş şeyini fark ediyorum. Ne? Mürekkep balığına benziyorsun. Dünkü son kestiğimiz boss'tan düşen zırh bu. Ha. Ben şimdi bir yere gidip ölsem mi onu düşünüyorum ya. White'o. Çünkü şey şu anda yani girdiğim yer pure white tendency'de. Yani pure white tendency'mi düşürmek istemiyorum yani. Ölürsem pure white, yani insan formunda ölürsem pure white tendency'm düşüyor. Onu şey yapmak istemiyorum. Pure white tendency ne kadar düşerse oyun o kadar zorlaşıyor. Şu an hiçbir şey anlamıyorsun söylediğimden. Evet. Ama önemli bir şey demek yani. Onu kaybetmemen lazım ki. O yüzden pure white tendency'yi düşürmemek için onun yerine başka bir dünyaya girip oradan kendimi aşağı atayım. Sonra soul'larımı alıp çıkarım. Elveda güzel dünya. O ne lan? O kadar mıymış oranın derinliği sadece? That's funny. Okay. Nerede lan benim sollarımı, geri verin. Tamam. Tamam. O gelir. Okay. Buried the Light nasıl olmuş abi? Güzel müzik mi sence? Arkadaşlar niye bu kadar takıldınız bu Buried the Light'a ya? Ben bu kadar şey yapmadım ya. Mehmet Akif Basyan hoş geldin, teşekkür ederim. Buried the Light herkes niye bu kadar fazla soruyor bana? Sen dinledin mi Orhun Buried the Light'ı?
Efendim? Sen dinledin mi Virgil Light'ı? Bu işte DMC'deki müzik değil mi? Tamam aynen işte Virgil'la beraber gelen yeni müzik. Aha, o sürekli oyunda çalan müzik değil mi o? Galiba bilmiyorum. Eğer oysa çok sıkıcı bir müzik ama o kesin yani. Milyon kere dinledikten yes. sonra. Aynen yani. Eğer oysa. Dinler bakarım sonra. Şunlar galiba sadece bir kez spawn oluyordu galiba. Galiba. Meşhur bilmiyorum. Savaşçı ruhu ne lan? Meşhur savaşçı. Sollar gitmiş olsaydı hep beraber eğlenebilirdik. Yok be, 80 bin soldan ne olacak ya? Senin köpeğin olsun 80 bin sol. Bir level bile atlamıyorum oğlum 80 bin solunda ben. Tam da toplaması zor değil mi? Ya değil. 5 dakikada falan toplarım en fazla. Hayır. Oğlum dün geceden beri kasıyorum ben. Yani. O da doğru. Hani dün geceden beri kasıyorum yani, öyle böyle değil, bayağı kastım yani. Yayını bıraktığında kaç level buldun? 60 falandır herhalde. Oha. Hatırlamıyorum kaç olduğumu. Kasmışsın. Hatırlamıyorum kaç olduğumu ama çok iyi yani. Kastım. Hani abi üzgünüm yani, bu oyunda şey yapmaya hiç niyetim yok. Benim öldürdüğüm ejderha buraya mı düştü lan? Bu benim öldürdüğüm kırmızı ejderha mı buraya düşen acaba? Evet sıradaki gelsin. Mantıklı. D hoş geldin. Teşekkür ederim D'si için. Çok sağ olasın. Hayır abi, oyundaki çalan müzik değil. Yani... Ha bu arada bak dur, aklıma ne geldi. Dün... Bak yine unutmuştum ya, aklıma geldi. Dün yayın sonunda bakarız demiştik. Bir arkadaş yine baş atmıştı. İzler misiniz demişti. Kendisi ha doğru evet ama. Evet. Bana hatırlat dediydim. Unuttun değil mi sen de benim gibi? Ben şimdi hatırlıyorum ben de şu an. Şimdi onu arayıp bulmam lazım. Notlarım okay. arasında. Ha buldum. Tamam. Eğer buradaysa... Yazsın şeyden, chatten. Ne yapacağım? Bu kalkanla gezeceğim mi sadece? Hah, aynen. Arada bir şeyler yap. Ben vurayım mı? Haha! Abi, işlemedi. Arkana geçtim. Fuck you. Teşekkür ederim dost bey. 81 sol kadar değerli olmak hafif gururlandırdı, yalan değil. Ne demek ne demek, her zaman. Seyircilerim için 81 sol köpeğiniz olsun efendim, ne demek. Bu ne lan? Kule kalkan. Oo, oyundaki en güçlü kalkan değil mi bu? Kardeşin öldü ya da arkadaşın ya da her kim değilse öldü. Şimdi ne yapacaksın? Okla kaçacak mısın köşeye kadar? Ha? Aferin. Niye? Beyaz yay. Oyunun başındaki sinematik var ya. He. Orada o kullanan kadın değil mi? Olabilir. 120 bin. Bak bu 120 bin önemli işte. 120 bin sizin köpeğiniz olamaz. 120 bini ben girip şey yapmam lazım. Fani yani gösterişi. Senle 120 arasında çok fark yok. 85-10 dakikada alıyorsan bunu da alırsın bir 15-20 dakikada. Alırım da. Hazır almışken niye gidip kullanmayayım? Onlar tekrar yani. Spawn olmuyorlar diye umuyorum ama hadi bakalım. Gideyim kullanayım bari bir şey. Orada şu an okunacak bir şey yok, o yüzden okumuyorum. Okay. Yani onu da belirteyim. Arkadaşlar okul ve sınav muhabbeti yapıyorlar şu an kendi aralarında. Bir bilgi alışverişi, bir dayanışma var chatte. Anladım. Güçlendirsek mi acaba? 8 oyunu kölen yapacak kadar güçlenmişsin. Thank you, I'm trying. I'm trying my best for it. So the world might be bended. Aynen. Okay, şimdi. Şimdi hocam. O kalkan... Nasıl bir şey? Sen onu bana bir söyle. Onu alamıyor mu ben? Çok mu? Çok mu diyorsun? Tamam o zaman şunları al. Bunlar da asker lotusu falan. Al bunları. Bunlara gerek yok diye umuyorum en azından. Başka şunları falan filan da al. Ulan hala kaç istiyor ya? Çok mu ağır? Yapma be. Tamam o zaman bunu da al. Başka? Al bunu da al. Bunları da al. Şapkayı da al. 5 TL buradan atsam destekçi yapsanız chat'e yazabileceğim olur mu abi? Onu biz ayarlayamıyoruz. Bizim öyle bir yetkimiz yok. Kafamıza göre insanları destekçi olarak şey yapma şansımız yok maalesef.
İsterdim yapmayı ama öyle bir şey yapamıyorum yani. Öyle bir yetkim yok. Yapmayacağım da değil, yapamayacağım da değil. Yok, YouTube'a alakası yok yani. Yani yapamıyorum direkt. Öyle bir özelliğimiz yok yani insanlara şey verme tarzı. Öyle bir hani YouTube yaparız da YouTube kızar ki falan gibi bir şey yok. Yok yani öyle bir şey. Ondan yok. Değil yani. Otomatik YouTube bir sistem. Oradan bir sakalını alıyor ya, alamadığı ha. Zaman hani. Onu diyorum, beleş olur mu o şey? YouTube'lar kom, evet, kardeşim YouTube, ne yapıyorsun? Peki abiler de tabii muhtemelen o işe gıcık olurlardı. Bu süventicilere sahip değilsin. Ne istiyor ki lan? 30 strength mi istiyormuş? Vay anasını. Ağırdır o. Benim kuvvetim daha 19. Sen neye kastın, büyüye mi? Zaten çok ağır geliyor karaktere. Her şekilde bunu gene taşıyamayacakmışım yani. Ama güzelmiş yani. Bilinin yapacağı oyuna soktu. Biz de tek elle başarılar gizleyelim. Fesat anlatma oyuna. Söverken tek kelime, tek elimizi hareket çektiğimiz için tek el. Ben oyunu sokayım. Eskirt valla bir hala Watch Dogs Social Justice Warrior Edition demiş. Öyle bir oyun gelirse ve gerçekten iyi yönleri olduğuna inanmazsam böyle sadece yerin dibine gömüyorum. Gerçi iyi yönlerinden de bahsediyorum ben. Bahsetmiyor değilim ki. Dediğim gibi ya yapacağınız oyuna sokayım. Olayı beni sinirlendirmesi arkadaşlar oyunu yani. Beni sinirlendirdiği bir şey. Benim bir şekilde sinirlendiriyor ve ben de gıcık olup ona gömüyorum yani. Başka bir şey değil. Bir şey demiş. Az önce başlatan bir arkadaş vardı ya, katılımcı muhabbeti. Hı hı. Modluk verirsen yazabilir yazıyorlar da. Ha aynen, 5 TL attığı için modluk vereyim kesinlikle. Bir şey daha, kaç TL atmamız lazım mod olmak için? Aha, sanki parayla olan bir şey gibi, evet. So the world might be mended. Ahem, ah beni hesap edelim, yapacak bir şey, bir 5 TL daha atayım, 2x2 destekçi olayım bari, yayına bu arada seviliyorsun. Ben de seni seviyorum, teşekkür ediyorum Ateş, çok sağ ol. Okeydir. Şincik. Kahma. İri sert parti. Tamam. Selam. Ben de seni bekliyordum. Sesini duydum çünkü. Zırhının ve nefes alışverişlerinin bir Darth Vader edasıyla karanlıktan çıktığını görmek tabii ki ayrı bir güzel. Gel. Aferin. Başarıların devamını diliyorum. Bak şey diyorlar, Armentium o zaman modların kralı falan olması lazımdı. Aynen, direkt kanalı devredip gitmem lazımdı onu. Abi İzmir'de korona çok arttığı için benim elimdeki demirlerin çıkması için yeni randevu almam lazımmış. Bir de okulları açacaklar. Geçmiş olsun öncelikle. Evet. Ne gibi bir sıkıntı oldu elinle ilgili? Ulan asasine bak, gerçekten gözükmedi. Diğer adamın arkasından saklanmış, pusmuş yerde duruyormuş ya. Harbiden fark etmedim ha. Vay anasını. Arkadaş şeysiz geziyoruz, hiç fark etmiyorum ben. Parayla modluk istiyorsan Euros'a gitmen gerek dostum. Burada paradan önce başka şeyler konuşuluyor sanırım. Biraz zor bir sınav. Hate be. Doskoyo takipçisinin de işte farkı bu. Euros Bey'in götünde patlasın. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Sana gelen sana gelsin. Orospuruk evladı. Oğlum sen nesin lan? Hayatımı sen mahvettin. Cesetler böyle aşağı doğru yığıldılar mı? O kadar hoşuma gidiyor ki. Son bir darbeyi vuruyorsun böyle ping diye aşağı gidiyor. Hem. Tuzağa benziyor ama okeyim. Biri diyor ki abi neden toksiksin? Oğlum böyle şeyler söylemeyin lan burada. Ben mi toksikmişim? Yani öyle demiş. Neden toksiksin diyor. Vallahi arkadaşlar yani Yoruz'un bana yaptığı toksikliklerin hatta hesabı yok. Yani adam demediğini bırakmadı. Yani acık bir şey söyledik yani. Bundan bu kadar cıttanı bir şey olmaz ya. Acıklı biz olak yani, ne olur. Evet. Selam.
Selam Ejderha. Tamam abi. Daha önce sorulduysa kusura bakma, sokağa çıkma yasağı gelmiş, bunu biliyorum. Evet, okuduk saat sabah 10'la akşam 8 arası. Hexagon AMVs, hoş geldin, teşekkür ederim de senin için. AMV mi, okuyamadım. AMV. Evet lan, okuyamadım, AMV doğru. AMVM. M'i okuyamadım, ondan sıkıntı oldu. Nerede durursam bana vurmuyor şimdi. Arkamdan bir şey mi geliyor ya? Kurtaramadım bunu. 46 mı? Ölmez ki böyle. Oo, yaşıyor. Mizah seviyesi tavan yaptı ya. Ne? Ondan sonra yorumlar niye okunmuyor oğlum, bu nesini okuyayım lan? Bu ejderha bana bir tane vursa ölür müyüm acaba? Eder abi ucundan azıcık vursana. Öyle değil. Ha, aynen tam böyle ama geri kalkmam lazım, öldürme, bekle. Tam bu seviye, aynen istediğim seviye tam olarak bu. Ama öldürme. Güzel işte bu. Tamam, bugün Orhun bana hatırlatacak, merak etme. Baş mı atlattı? Evet, evet. Aynen. Kusura bakma ya, geçen yayın yani birazcık ani kapattık bir de. Hatta şöyle koyayım da unutmayayım. Gözümün tam önüne böyle. Davy Jones mu yoksa Megatron mu daha iyi yazılmış bir bunlar. Ya bokta boku mu karşılaştırıyoruz, anlamadım. Bence Megatron. Yani Megatron, tabii ki Megatron. Of course Megatron. Fuck. Okey. Ben buradan bu canlı ilerlemem abi. O da delirmedim. Raylene hoş geldin. Teşekkür ediyorum de senin için. O yüzden hala tekrar karşılaşacağız çünkü. Abi böyle biraz hile olmuyor mu, ayıptır söylemesi. Yo. Oyunun verdiği yani, şeyleri kullanıyorum valla. Kendi kurallar çerçevesinden. Yani. Oyunun vermediği bir şey kullanıyor değilim. Ve ayrıca zaten o ejderhayla nasıl kapışmamı bekliyorsunuz ki o kadar fazla alev atarken. O ejderhadan normalde kaçman gerekiyor. Yani kaçarak gidebiliyorsun eğer melee, full melee oynuyorsan. Şey yaparak gidebilirsin. Ama böyle bir şeye gerek var mı? Büyücüyken ve büyü yapabiliyorken sürekli o kadar büyü kasmışken. Hani büyü boşa mı gitsin yani, o kadar kastığım kasmama rağmen yani. Abi posta yoluna atılan ne? What? Sen kaçtı. Posta yolundaki ayak fotoğrafını gördün mü? Görmedim. Ay, bakayım. Gerçek mi lan? Ne o? Bir tane Facebook sayfası, Türk ayak ünlü erkek yazıyor. Başlık bu. He. Erzurum gay, Erzurum travesti, Erzurum gay fetiş, erkek ayağı, erkek ayak ve senin bu süpürgeli şeyin var. Fotoğrafın. What? Evet. Ne? Neyse, hashtag diyor tabii. Bir dakika, ne? Bir saniye bakabilirsen bak, Costa yolunda en aşağıda. Wait, what? Türk ayak ünlü erkek. Evet. What the fuck? Türk ayak ünlü erkek ne? O profil fotoğrafı ne oğlum? O şey değil mi ya? Güldür güldür dedi miydi o ya? He. Neredeydi? Orada. Evet. What? No. What the fuck? Bu gerçekse linkini atsanıza bu arada. Var mı böyle bir şey? Ben bir kontrol edeyim ona göre. Abi var mı böyle bir şey? Yok oğlum, yok, hopla.
Bazıları trollük olsun diye yapıyor böyle ya sahte hesaplarla. İnanırım yani. Birisi uğraşmıştır. Bakayım. Yani gerçekten şey var. Böyle Facebook sayfası var. Okey. Ve ünlülerin gerçekten böyle ayaklarının oldu, böyle boydan olan falan. Fotoğraflar paylaşıldı, işte şey var. Nusret var. Ne bileyim işte. Arda Turan'ın ayağı var. Ondan sonracığıma... Tamer Karadağlı'nın var falan. Tamam da Dost Kayıoğlu ne alaka? Okey, hepsini okey, tamam. Bahsettiğin insanlar şey, tamam mı? Çekici olan insanlar. Hani harbiden çekici olan, tamam. Ünlüler ve çekiciler. Hepsine niye aynı bir de hashtag var hepsinde bir de. Erzurum gay, travesti, pasif, aktif gay bilmem ne diyor öyle hepsi. Hepsinde var bu. Bak atayım sana bir linkini. Anlamıyorum. Anlamıyorum. Allah buraya da atıyormuş. Yapma. Yapma, kalk. Oh, neyse. Bosco'nun ayakları kötü yola düşmüş. Dost abi nasıl diyeyim mi? Bugün iyi gördüm kendisini. Bu çok güzel. İki gün önce bayağı sinirliydi. Seviyoruz onu, hep gülümsesin. Kendimi neyle damage vurabilirim şu an? Nasıl kendimin canımı yakmak istiyorum? Nasıl olabilir bu? Hemen bunun üzerine söylemek çok güzel oldu. Canımı yakmak istiyorum da nasıl yapabilirim bunu? Belki. Maybe. Maybe. Öldürmez umarım. Lütfen öldürme. Lütfen öldürme. Lütfen öldürme. Lütfen öldürme. Lütfen öldürme. Zehirin basıyorsun kendine. Öldürmedi. Bırak öldürmeyi, şey bile yapmadı. Canım bile gitmedi. Canımı yakacak insanlar arıyorum. Var mıdır acaba? Aynı sayfaya yazalım abi. Böyle yorumlara sen kendin yaz hatta. Ne yazacağım lan? Az önceki post vardı işte, Facebook postu. Tamam, ne yazacağım oğlum? Ne yazacağım oğlum? Şey yaz işte, canımı yakacak insanlar arıyorum. Ayağım. Ayağımı beğenen erkeklere sesleniyorum. Sokağa çıkma yasağını biliyoruz. Evet. Selam olsun Rava. Bir vursana o sıraba bir tane. Fena değil. Bir daha. Yok, bir daha vurma. Dur bekle. O sıraba sen niye bu kadar eziksin ya? Dostum Bursa'ya geldiğinde gördüm. Aynı gün YouTube'da da adımı keşfettim. Aşk böyle başladı. Allah belanı ver. Dur o sıraba bekle. Bekle olsun. Olacak o sıraba. Bekle ama canı biraz daha azaltayım önce. Ölmek istemiyorum boku bokuna burada çünkü. Ya ölsem de çok sıkıntı değil ama olsun. Yani bu yolu bir daha gelmek çok koymaz kimseye. 5-10 yıl önce Dost abi, tamam, hiç kötü kanalı yüzünden... Azıcıktır tek at demedim pezevenk! Tek at demedim, azıcık canım birazcık daha götürecektin sadece ya. Birazcık daha canımı götürmeni istemiştim sadece yani, böyle çok az kalana kadar. Bu ne şiddet, bu ne celal böyle Ostrava ya. Hocam ne yapmaya çalışıyorsun peki? Abi canımı azaltmaya çalışıyorum ejderhayı öldürmek için. Canım ne kadar az olursa o kadar yüksek damage vuruyorum. Biraz önce canım şeye düştü diye, hani böyle ölmek üzereki seviyeye düştü diye ejderhaya 46 yerine 330 vuruyordum biraz önce. Ha. Onunla tamam, uğraşıyorum. Ben kopmuşum ya. Ben işte kopmuşum. Sen kopmuşum, sen hiç oralı değilsin. Ben yorumlardayım. Hiç oralar yok bizde böyle hiç. Ben ayakta kaldım ya valla. Bu kötü oldu. Bu kötü oldu!
Bu gerçekten kötü oldu. Kaç tane boss kesildi şu ana kadar izleyemedim. Hastanedeydim. Şu ana kadar sadece bir tane kesildi. Zaten bir tane daha var. Bu şerefsiz çok fena kaplıyor merdiveni ve yani hızlı geçmek, hızlı ilerlemek istiyorum ama sonuçları ağır oluyor hızlı geçmeye çalışınca. Ya ben onunla kapışmak istemiyorum ya. Çok vakit kaybı. Öldürmekte bir şey yok, onu öldürürüm. Ne var onu öldürmekte? Tamam dur hadi. Hadi ya izin ver geçeyim. Vallahi gerek yok ya. Vallahi billahi gerek yok. Hadi. Tamam sal beni hadi. Üstteki asıl problem zaten. Yani ikiniz de gerçi problem değilsiniz de. Öldür, sizle savaşmak istemiyorum arkadaşlar. Çok gereksizsiniz yani. Tamam birazcık damage de vursun hem. İyi oldu. Tamam bekle. Bekle bekle. Tamam sen bir çekil aradan. Tamam. Üzerinden çıkan item'a bile ihtiyacım yok senin. Peşimden de gelmeyin bu arada. İhtiyacım yok sizin saçma hakkınıza. Okey. Ha sen orada bekliyorsun. Niye ki? Öbür tarafa geçsene sen. Aynen öbür tarafa geç hadi. Burada bekleme boşuna. Ben öbür tarafa geliyorum. Orada dur. Şimdilik. Hoppa. Ve hoppa. Tamam. Canım gitti. Yok bir dakika. Şöyle hop 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 hop. Ejderhacık. Şimdi ben o tarafa doğru geliyorum. Tamam. Sen bana bir kere vuruyorsun. Fazla değil, bir kere sadece. Onu at bir. Ben geçiyorum oradan. Tamam. Bekle. Bekle, bekle, bekle ejderha. Bekle ejderha. Tamam. Tamam. Bir kere dedim ama. İkinciyi vuracaksın ama şimdi sen bana. Ama ben bir kere demiştim. Üçüncüyü vurma. Fazla bile vurdum. Allah! Sakin lan manyak. Osrava. Osrava ya. Gülüm geliyorum ama. Hani sadece bir vuruşta öldürmezsin değil mi beni? Yani seni öldürmekte sıkıntım yok yani. Seni çok rahat keserim de. Amacım öldürmek değil. Anladın mı Osrava'cığım? Öldürmek istesem seni şu şekilde stunlock'a bir sokarım çıkamazsın zaten. Amacım öldürmek değil. Tamam? Abi ilk çıkan PSP'ci anlamı çıkıp PSP'ci ilk çıkan modeller sorunluydu. Abi her zaman ilk çıkan bu problemlerde sıkıntı olacak. Biliyorsunuz bunu yani. O sıra var. Sadece bir kere. Sadece bir kere vur. Ölmek istemiyorum ama. Bir kere. Vur bir kere. Sadece bir kere normal vur. Ama öldürme. Bir kere vur. Tamam. Süper. 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 Aynen böyle. O sıra var. Süpersin. Helal olsun. Helal olsun. Artık görebilirsin. Görevini yerine getirdim. Elveda o sıra var. Aşağı düşmesen. Ha iyi. Çünkü senin üzerine anahtara ihtiyacım var benim. Teşekkür ederim. Şimdi çok güzel oldu. Çok da güzel oldu. Harika oldu. Şimdi ejderha ile ilgilenme vakti. Bu ejderhayı formülden çıkartalım. Şimdi saçma bir hareket yapıp düşüp ölmezsen tabi. Ejderha. Ejderha. Büyüm mü yok? Yanlış büyüleymişim. Evet. Hoppa. Tabi bir de tutturabilirse benim karakter. Tuttur evladım. Oğlum boşa MP harcatıyorsun bana. Tuttur şunu. Lan niye tutturamıyorsun gerizekalı? Heh işte böyle. Tamam bekle kafayı sola doğru çekince atacağız o zaman. Belli oldu yoksa tutturamıyorsun sen. Onda da tutturamadın. Gerizekalı mısın oğlum sen? Allah Allah. Tuttursana lan. Oğlum mal mısın lan? Niye boşa sallıyorsun kitlendiğim düşmana? Oyun taşak mı geçiyorsun benle? İlkini nasıl tutturdun abi? Abi nereye sallıyorsun sen, ben anlamıyorum. Lan ne oluyor oğlum? Bütün mana itemlarımı eritiyorsun benim şu anda. Abi niye boşa sallıyorsun beni, çıldırtma.
Üstünde duran şey kilitlisin zaten. Niye boşa sallıyorsun ya? Allah Allah. Arkadaş illa bana gaydaştırıp bak. Tamam amına koyayım. Açıp bakıyorum internetten aynen. Demon Souls. Mantıklı. Blue Dragon aynen. Eyan ye ay 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 ayın. Hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Demon Souls aynen. Remake. Tamam mı? Remake. Eskisi de değil. Remake anasını satayım. Aç remake'i bana göster. Red Dragon değil. Blue Dragon. Ulan yok mu bir Allah'ın kulu kesmedi mi? Bir Allah'ın kulu Blue Dragon kesmedi mi? Bir tane. Bir tanecik adam. Remake'de. Oyundan baksana. Oyunun kendisinden. Oğlum öyle bir şey değil bu. Ha doğru, sen şey yapıyorsun şu an. Yapmaman gereken bir şey yapıyorsun evet. Normalde. Eski oyunda bu böyle kesiliyordu abi. Anlamadım şu an neden vuramadığımı ama. Düzeltmişlerdir belki. Mantıklı. Çok saçma. Hayır, bir kere vurdum ama. Mehmet Akyüz hoş geldin, teşekkür ederim. Bir kere vurdum ama ikinciyi vuramıyorum şu anda. Gördün mü? Anlamadım ya neden olduğunu. Abi burada durunca vurabiliyorum galiba. Dur bakayım. La içeriden at. Ha bir dakika. Buradan tutturuyorum bir saniye. Tamam, buradan tutuyor. Doğru açıya ayarlamak lazımmış. Buradan böyle böyle indireceğim ben bunu. Buradan böyle 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 inecek. İnecek. Ejderha falan bırakmayacağım burada. Çünkü buradan 50 defa gidip geleceğiz yani Alanta gidene kadar. Eğer boss'a giden düşmanları her seferinde kesmeyeceksen, her öldüğünde canlanan düşmanların olduğu bir oyun dizaynının amacı ne ki? Onları dodge'lamayı başarabilmek mi? Evet. Zorluk işte. Oyunun zorluk anlayışı. Dost Bey hangi sonu yapacak? Lan kaç tane son var oyunda? Bilmem. Ben birden fazla son olduğunu bile bilmiyordum yani. Minimum düzeyde baharat harcayarak burayı böyle keseceğiz yani. Bu ejderhayla. Bu ejderha bu. Baharat mana mı doldurdu? Yes. İlginç. Çünkü baharata muhtemelen kralda ihtiyacım olacak ama bakalım. Abi kral çok sıkıntılı. Kralın bir özelliği var çünkü. Yakaladığı zaman level'ını düşürüyor. Oha. Bildiğin level'ın gidiyor yani hani. Bildiğin level'ın bizim gidiyor. Praise Turtle zaten çıldırıyor. Bir Old Knight şey King gelsin de eğlenelim diyordu sürekli. Aynen. Hani o yani Demon Souls evrenindeki benim için hala en kanser boss yani Alant. Erken bastım. Hoş değilmiş o ya. Hayır yani level'ını düşürmek nedir abi ya? Nasıl bir insafsızlıktır? Level düşürmek ne ya? Sen o kadar kasıyorsun ediyorsun falan, adam bir çakıyor nasıl level'ın bir de şey gidiyor ha. Ha böyle sadece savaş için değil, toptan gidiyor level'ın. Kaybediyorsun o level'ı yani. Bir de baştan sıfırdan kasman gerekiyor. Oo. Mantıklı. Efe Cebi hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Ve böylece bu da gider. Yeeey. Tamam. Normalde boss muydu bu? Robbery hoş geldin, teşekkür ederim. Bu boss değil abi. Bu kapıyı sürekli korumaya devam eden ve insanı çıldırtan bir şey düşmandı. Köprüdeki kırmızının mavisi. Aynen. Burada sürekli durup sürekli bizi taciz etmeye devam edecek olan bir şeyli düşmandı. Kurtulmuş olduk kendisinden. Güzel. İyi. Bu arada iyi ve kötü son varmış. İlk tane son varmış. İlginç. Yani Dark Souls oyunlarında yok mu zaten genelde ilk son muhabbeti? Var da Demon Souls'da olduğunu bilmiyordum. Hatta bir teoriye göre, arkadaşın okuduğu teoriye göre bir son Dark Souls evrenini bir son da şey Bloodborne evrenini yaratıyormuş. Bilemeyeceğim artık onu. Düşünerek yaptıklarını iyi zannetmiyorum. Ben de. Teoriler çok ilginç oluyor. O tarz konularda. 140 levelsini tek atacaksın zaten. Yok öyle bir şey. Açtın hali ne ya, böyle Doctor Strange gibi böyle bir hali açıyorsun ya. Second chance o. Öldüğüm zaman direkt şey canımı %50 tamlayıp devam etmemi sağlıyor savaşa. Abi Death Stranding aslında Metal Gear Zero tırnak içinde. Aynen. Harry Potter oyununu yayında oynamayı düşünüyor musun? Oyunun şeyini bilmiyoruz, tipini, özelliklerini bilmiyoruz ama hele bir çıksın. Konuşuruz bu konu üzerine.
Henüz oyunla alakalı bildiğimiz bir şey yok. Geldik bakalım ne olacak. Ne kadar gereksiz uzun bir sekansmış lan bu. Harry Hadi. Potter oyunu için bir çıkış tarihi var mıydı ya? Yok. Hadi bakalım beyler başlıyoruz. Ben susuyorum. Benim kara lekem. Hayatım yani Souls oyunculuğundaki kara lekem. Alant, Kolay kral gele. Alant'la. Hadi bakalım. Kolay gele. Ben kendimi sessize de alayım da. Ah. O ne lan? Ne yaptınız tipine bu herifin? Bu ne oğlum? Hunt Down the Freeman gibi olmuş karakterin tipi. O ne abi? Eski o karizmatik herife ne yaptınız ya? Hadi bakalım kral Alant. Let's do this. Fairy hoş geldin. Teşekkür ederim desin için. Vurdu lan. Lan ne oldu? Bu karakter bildiğin yuvarlağa bastım ve atlamadı yani. Portakallı ördek hoş geldin, teşekkür ederim desin için. Dikkatimi dağıtmaya çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Yapmayın. Yapma onu. İşte o hareket. Ruh emici. Okay. I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing. Eğer öyle oynayacaksan ben de böyle oynarım Kral Alant'cım. Eğer derdin spamlemekse. Okay, that fucking sucked. Okay, dur. Our Voice Game hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Ömert TRBG hoş geldin arkadaşlar. Bilerek yapıyorsunuz. Bilmiyorum zannetmeyin. Fark etmedim zannetmeyin yaptığın yediğiniz şeyi. Eyvah! Eyvah!
Neyse, düşündüğüm kadar ağır değilmiş. Öldün mü lan? Öldüm galiba. Vallahi öldüm neredeyse. Neredeyse ölüyordum yani. Hayır! Fuck you! Fuck you! Hatırladığım kadar zor hiç değilmişsin. Hatırladığım kadar zor hiç değilmişsin. Bunca yıl boşuna korkmuşum senden. Bunca yıl boşuna korkmuşum senden. Ben seni alt edeli çok olmuş Kralaland. Sadece kafamda alt edememişim ben seni. Seninle işim biteli çok olmuş. Ben senin seviyeni geçeli, seni yenebilecek bir oyuncu haline geleli çok olmuş Kralaland'cığım. Çok olmuş. Elveda Kralaland. Elveda Demon Souls. I did it. Ha ha! Ne? Ne? Oğlum ben çok zor hatırlıyorum bu boss'u. Hiçbir şey değilmiş lan. Hiçbir şey değilmiş yani. Ha, sadece çok yüksek, çok fazla defansı var ya. Onun haricinde hareketlerine falan kaçacak bir şey yok yani. Ain't nothing but a heartache. Tell me why ain't nothing. Cihangir Göktaş hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Yes. I did it. Sen bunu. Aynen. I did it. Kral Alant önünde ben bu diz çöktü. Kral Alant önünde diz çöktü. Fuck yeah. Bir şey diyeyim işte. Tövbe diledi değil mi? Aynen. Bildiğin bayağı tövbe diledi cidden yani böyle. Ağladı bildiğin abi yapma dedi yani. Tell me why in... Oğlum çok daha zor hatırlıyorum onu. Ben bunda kafayı yedim ama işte. Ama abi o zaman Dark Souls oynamayı bilmiyordum. Yeah. İlk kez Demon Souls oynuyordum. Yani fazla korkutucuydu benim için her şey. Ablam konuştuk direkt aşağı atmazsın değil mi beni? Ben de tam böyle tuvalete gidelim için, demedim. Tamam, gidelim dememiştim. Ne yaptın? Açtım telefondan böyle izliyorum yayını. Dedim zaten hani uzun süre bilmem falan. Yani bir koşuşum var buraya. O siktir geçti deyip böyle. Şimdi 20 yaş altı sokağa çıkabiliyor mu biri diyebilirim, yarın çıkabilir miyim? Oğlum yani yaşınızın bir önemi yok. Çıkmayın yani. Sokağa çıkmaya saat tekrar geldiyse yaşınızın önemi yok. Çok acil bir işiniz yoksa, yani sağlığınızın kıymetini biliyorsanız çıkmayın yani. Şimdi gidip asıl son boss'u ölsem ya. Ha, son boss burada mı? Yes. Ulan dandik Dark Souls 3 oynarken bile rage krizleri geçiren dost Demon's Souls'da hiç zorlanmadan oyunu bitirdi. Hiç keyif alamadık. Arkadaşlar Dragon Guard'da 50 defa öldüm. Ne istiyorsunuz lan? Siz mutlu olun diye. Oyunun en kolay bosslarından birini 50 defa öldük yani lütfen. Ayrıca şeylerde çok güzel kriz geçirdim yani. 4. bölgede çok güzel kriz geçirdim. 4. bölgenin karanlık yer miydi? 4. bölgenin bossuna giderken. Yok, karanlık yerden önceki bu dar böyle batozların uçtuğu bölgede. Ha, orada senin olmadığın yayında var ya. Ana avrat. Hiçbir şey bırakmadım ben sonradan onu, hiç kaçırmayayım. Bu şey ne? Yaratık. Ne bileyim abi. Kocaman. Bak şey diyor, batozlara bayağı ağladı dün diyorlar bak. Evet. Ağladı yani, orada kafayı yedim. Vatozlar bir yandan, durmaksızın saldıran iskeletler bir yandan. Bir taraf uçurum zaten. Evet. En ufak bir hamlede uçuyorsun aşağı. Öbür tarafta gözünden lazer atıp böyle bildiğin duvarların içinden sana vurabilen şeyler bir yandan. Allah'ım Allah'ım yani. Hoş değil. Lan oyunun son boss'unu gördükçe aklıma Talha abi geliyor. Herif tek attı ya utanmadan. Haa, ben de tek attım işte gördüğünüz gibi. Oluyormuş, çalışınca oluyormuş. Abla ben Nexo'ya dönüyorum. Geliyor mu lan sen? Gelmiyorsun. Yani... Cam barı yok zaten. Yok o değil, içinde zaten boss da onun.
Ablam bir şey diyeceğim. Sen buradan bana level atlattırabiliyor musun? Vallahi yürüyor ha, yavaş yavaş da olsa. No. No, I want to level up. Fuck you. I want to level up. 129.000 solo oraya girip oyunu öyle bitirmem hocam ben. Öleceğimden korkmuyorum yani. Sikimi, sikimi taşağımı sallayarak keseceğim de boşa gitmeyecek yani. Ben geri dönüyorum. Sen takıl orada. Benim daha yapacağım işler var. Benim daha işlerim bitmedi. Yeni God of War PlayStation 4 için gelir mi sence? Gelmeyecek gibi duruyor ama Umut fakirin ekmeği işte 100 milyon üzeri satan konsolu görmezden gelmezler inş. Muhtemelen gelmeyecek arkadaşlar çok büyük ihtimalle. Evet. Miles Morales büyük ihtimalle çıkmış son exclusive oyun olabilir. Muhtemel. Ain't nothing but a heartache. O da PlayStation 4'teki Spider-Man üzerine yapılan bir oyun olduğu için zaten. Yes. I want it that way. Ne durumda burası yani? Hala pure white değil mi? Tabii ki pure white. Gerçi artık bir önemi kalmadı da pure white olup olmamasının. Düşmanların her seferinde canlanmasına oyunun zorluk anlayışı bu derken anlamsız bir anlamsız değil, olumsuz anlamlı bir eleştiri yaparak mı söylüyordun? Oyunun bu zorluk anlayışını seviyor musun? Oyunun bu zorluk anlayışını seviyorum, seviyor muyum? Tercihim hiçbir zaman benim aslında zaman kaybetmek olmaz normal şartlarda. Yani bu biz ister istemez o insanı zaman kaybetmeye yönlendiren bir şeydir çünkü. Ve benim tercihim hiçbir zaman zaman kaybetmekten yana olmaz oyunlarda. Ama velakin oyunun zorluk anlayışının epey büyük bir kısmını da oluşturduğunu düşünüyorum. Düşmanların tekrar spawn olması ve yani öldüğün zaman hani yaşayacağın kaybın büyük olması. Bu yüzden de daha çok. Dark Souls'un onu, genelde Dark Souls oyunlarının onu iyi dengede tuttuğuna inanıyorum ben. Demon's Souls... Çok değil. Demon's Souls'un o kadar iyi denge tuttuğuna inanmıyorum. Demon's Souls daha bu işin prototipi olduğu için biraz daha böyle yani checkpointlerin artık yani harbiden yani olmaması. Boss'tan boss'a checkpoint almak. Ondan sonra ve her türlü düşmanın gerçekten tekrar spamlanıyor olması. Birazcık Demon's Souls'u yani amelelik. Ameleliğe çeviriyor azıcık bazı noktalarda ve çok bayılmıyorum ne yalan söyleyeyim. Demon's Souls'a onca yıldan sonra geri dönmememin sebeplerinden biri zaten o yani. Geri dönmediğim tek Souls oyunu olmasının sebebi buydu bugüne kadar. Ama Dark Souls oyunlarında bence iyi dengeliyorlar onu. Hani kaybetme korkusunu başarıyla ve normal oyunun bölüm dizaynıyla, zart hazırlığıyla bence iyi dengeliyorlar. Ve sonucunda sen harbiden kendini bayağı iyi hissediyorsun. Başardığın zaman. Ondan dolayı da yani. Sabri abi diyor ki sonunda Allah yolunu bulmuşsun dostu yolda efendi, böyle yolda gelirsin. Yes. Ne oldu ki, ben olayı anlamadım. Half-Life serisini beğeniyor musun abi? Yes. I like it. I like it a lot. I guess. Aa, ben Avustralya'dan almadım mı lan şeyi? Tekrar geri mi dönmem lazım acaba oraya? Abi kapının Mega Man oyunlarında direkt ekrandaki her şey yeniden doğuyor. Ekrana girip çıkınca mı oluyordu Mega Man oyunlarında? Ninja Gaiden'da öyle çünkü. Girip çıkınca direkt her şey tekrar doğuyordu yani. Anahtarı Australya'dan almıyor muyduk ya? Ben yanlış mı hatırlıyorum arkadaşlar? Australya'yı kestim ben. Hani kılıcını kalkanını aldım ama anahtarı almadık mı? Osarian'ın cesedini oraya çıkmadı sanki. Yani sadece kılıç kalkanı çıktı lan, doğru. Şeyi çıkmadı. Aynen. Sabri abi şey yazmış. Girdiğim mekanın adını bile, adına bakmadım bile. Püyü Tanrı yolu diyor. He, okey. Bırak ya bırak, Souls biliyorum diye bir izliyoruz bir de, bu nedir? Deep Jokes. Yoruz oynamadı değil mi? Daha ondan izleyeceğim ya. Bilmiyorum arkadaşlar, ben Yoruz'u takip etmiyorum. Gidin kendiniz bakın yani, beni ilgilendirmiyor Yoruz mu Yoruz. Bu asansörü geri çağıramıyor muyum lan ben? İlla oradan mı şey yapmak lazım? Peki. Yansımaya gel yalnız. Sizce Valkyrie Queen'in boss'u buradaki her boss'tan daha zorlu değil mi? Değil.
Çok güzel bir boss. O apayrı mesele de. Herhalde yani Valkyrie Queen bu jenerasyonun en iyi boss savaşlarından biridir. Ama zorluk anlamında en zorlardan biri midir bilmiyorum ya. Zor bir boss elbette. Uğraştırıcı bir boss. Birazcık şeyden kaynaklanıyor gibi geliyor bu zorluğu bana. Uzun sürmesinden kaynaklanıyor. Bilemedim aslında. Olabilir de ya bilmiyorum. Ama çok İyi keyifli bir bir build'a boss savaşıydı. girildiği zaman. Ya ben bayağı iyi bir build'a girmiştim. Ona rağmen 2-3 deneme falan yani sürmüştü ve 2-3 deneme ya uzun süren bir boss savaşı ya o. Yani uzun süre şey yapmaman oynaman gerekiyor yani. Burada ruhum kalmıştı benim. Uzun süre hata yapmaman gerekiyor yani. Ulan bu şeye öleceğim yalnız ha bu gidişle. Abi bu remake yerine remastered deseler daha mantıklı bu oynanmasıydı. Acaba PlayStation 3 versiyonundaki haliyle arasında fark var mı yoksa ben mi göremiyorum bu farkları? Ne? Şey olarak oynanış anlamındaki farklar mı? Yani Görsel mekaniksel olarak var tabii ki. görsel olarak tabii ki var. Mekaniksel olarak bilmiyorum var mı yok mu. Ama oyuna eklenen çıkarılan şeyler var. Çok daha iyi bir multiplayer desteği var mesela. Yallah Arabistan'a hadi yürü. Okey. En çok demek istediğim şeydi bu. Sonunda dediğim için mutluyum. Keşke gerçek hayatta da birine diyebilsem. Bunu diyebileceğim bir insan çıksa karşıma da bunu desem böyle çıldırsa falan böyle. Sen ne demek Alo. istiyorsun falan diyor. Ostarion anahtarı nerede acaba ya? Şunlara da bakalım madem gelmişken. Galiba alamayacağım istediğimi. Rehber olarak deseydin keşke. Evet, müşteriye demek güzel olurdu. Tam böyle giderken adam zaten geri Evet. dönecekken malum. Tam böyle kapıdan geçerken yallah Arabistan'a diyor. Yok ya valla yok yani Ostaria belki öldüğü yere sonradan düşüyordur anahtar diye düşündüm ama sağ mı? Niye sağ? Bir şeyleri yapmadım herhalde yani bir şey yapmam gerekiyordu herhalde Ostaria ile alakalı ki burada anahtarını düşürsün ama bulamıyorum. Üzdü. Üzdü valla. Şu şeyle kapışmak isterdim yani. King Dolan'la da kapışmak isterdim yani ama kapısının anahtarını bulamıyorum. Son bir kez bakayım internetten bulamıyorsam direkt son boss'a girip oyunu bitireceğim arkadaşlar. Mantıklı. Enes Çetiner hoş geldin. Teşekkür ederim. Mausoleum Key. Abi sırf Sekiro'daki baykuşa 13 kere ölmüştün, boyun bir tık daha kolay geldi gözüme. Sekiro'daki bu ha ya ilk kez oynadığım zaman zorlanıyorum arkadaşlar. Ben bu solo oyunu bunu ikinci kez oynadım. Hatta üçüncü kez bile denebilirim yani. Parça 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 ikinci kez de oynamıştım yani ama tam bir kere bitirmiştim. Ya bu ikinci oynayışım. Ondan dolayı biraz daha aşinayım ister istemez. Bolte Emperor Ostrava Drop or Penetrating Archstone Ostrava Gift. Galiba düşürmesi lazımmış ve düşürmemiş. Dark Eater, Mantıklı. Midir ve Ancient Dragon haricinde adam akıllı bir Dragon İhsan Boss fight Yeniçeri var hoş mı? geldin. Teşekkür ederim de senin için. Dark Eater midir ve ne? Mantıklı. Ancient Dragon haricinde adam akıllı bir Dragon Boss fight var mı? Tuna sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Aa yok galiba. Var mı düşüneyim. Dragonlar genelde boss fight olmuyorlar çünkü. Dragonlar genelde Souls evreninde ve başının belası oluyorlar. Valla bir şey çıkmadı ya. Yani galiba giremeyeceğim şeye. Bu boss'a. Üzdü. O zaman gidip son boss'u keseyim bari. Sen hala beni mi arıyorsun lan? Ay garibim sen ölmedin mi? Al. Yazık. Boss bakımından serideki en zayıf oyun bu gibi geldi. Sen ne dersin abi? Bilmem. Yani zayıf derken sayısı az olarak mı yoksa boss dizaynı olarak mı? İkisi de cevapla. Madem öyle. Boss sayısı olarak kaç boss olduğunu bilmiyorum oyunda. 5 bölge var. Her bölgede en az 3 boss var. Bazılarında hatta 4 boss var diye biliyorum. Bilemedim. Yuh.
Yani prototip arkadaşlar, yani ben de Demon Souls'un zaten dediğim gibi aşırı büyük hayranı değildim. Benim olayım hep Dark Souls oldu. Demon Souls oynamıştım, sevmiştim bir yere kadar da zamanında ama ciddi benim için stresli bir oyundu hep. Yani Dark Souls'u her zaman için daha başarılı bulmuşumdur. Daha çok sevmişimdir zaten. İyidir ya ama. Ay, o zaman bitiriyorum ben oyunu arkadaşlar ya. Bir şey yok, çıkmıyor yani. Hani gezdim ettim falan filan, yok yani, hiçbir şey yok. Buraya atlamam mı gerekiyor lan benim? Ölür müyüm atlasam? Hadi atlayayım. Öldüm lan cidden. Okey, ha buradan gidilmesi gerekiyormuş. Koskoca kocaman şeyi dikmişler götüm. Ya görmedim bile. Tabii gördüm de. Yani sanki o hep oradaymış gibi geldi. Neyse. Neyse ki soğulların şey olmuyor yani. Ya soğula gitse de bir işe yaramayacak ki zaten bu saatten sonra. Ya son boss'a geliyorum yani. Ay, kadınla konuşuyor ama vermiyor zaten. Tamam, en azından ölüm sayısını 50'ye tamamladık ya. İyi oldu. Son boss'ta gerçekten tabii dünyanın en kötü oyunculuğunu sergileyip ölmezsem eğer. Hoş geldin Kral Alant. Abi fantastik canavarlar filminde Johnny Depp kovulduğu yerine Matt Mikkelsen gelecek. Konuşuluyor yüksek bütçeli filmde oynamadığı için Musuz'un haberin olsun. Bir dakika, günlük 3-8 kişi söylenen var. Kimi de kaç gibi biz de bulacak değil mi? Bulacak, kaçışımız yok canım. Her şekilde bulacak yani. O konuda bir kaçışımız yok maalesef de. Bakalım ne zaman. Ne sormuşlar, Johnny Depp'in kovulmasıyla alakalı mı hala konuşuyorlar? Yok da hani Matt Mikkelsen'la sen diyordun ya büyük bütçeli filmde oynamıyor diye üzülüyordun. Şimdi hani oynayacak. Matt Mikkelsen büyük bütçeli filmlerde oynuyor. Ben büyük bütçeli filmlerde oynamıyor demedim. Daha fazla farklı rollerde görmek isterdik dedim. Yani daha böyle şey rollerde, önemli rollerde falan da. Ya sonuç olarak ben aktör değişikliğine hiçbir zaman okey değilim. O yüzden yani Matt Mikkelsen'ın oynamasına sevinemiyorum. İzlemeyeceğim o filmi, zaten izlemiyorum. Onu da, ikincisini de izlemedim de. Yani gene de sevmiyorum. Hani tutarlılığı bozan şeyleri hiçbir zaman sevmedim. Az önceki şey son boss değildi değil mi? Oydu. O yüzden dedim ya hani gelmiş en kötü oyunculuğu sergileyip ölmezsem diye. Oyun bitti şu an. Tek üzücü tarafı şu an şey yapabilirdim yani. Şu bak, burada bir kılıç veriyor. Bayağı efsanevi bir kılıç veriyor burada. Tamam mı? Bunun diğeri, bu diğer parçası yani şeyde, o açamadığım kapının arkasında. Ostrava'ya şey yapabilseydim onun arkasındaydı. Şimdi nasıl olabilir? Şu, yani bundan sonra alınmıyor mu peki o? Artık yani şey, girseydim eğer o iki kılıcı birleştirip bayağı güzel bir kılıç yapabiliyorum. Ama şu an yapamıyorum öyle bir şey. Orada şu an şey yapabilirim yani, Raibe'yi öldürüp bu hikaye farklı bir sonla bitirebilirim. Hatırladım ya öyle bir son olduğunu. Raibe'yi burada öldürürsen farklı bir sonla bitiyor. Çıkarsan farklı bir sonla bitiyor. Çıkacağım. Raibe'yi öldürmeye niyetim yok.
one, along with the maiden, were swept back into the lulling fog. Boletaria was spared from the demons, but also lost its knowledge of the soul arts. The souls lost during the pandemonium when... Souls oyunlarının genel olarak bana hep çok saçma gelen tarafı şudur. Bu iblisler, tanrılar, bilmemler falan filan çok güçlü varlıklarda böyle dünyanın ağzına sıçarlar. Büyük şeyler yayarlar etrafa, işte hastalıklar, bilmemler falan filan insanların şeyini bozarlar. Böyle çok yüce, çok kadim varlıklardır. Sonra eline kılıç olan bir adam gelir, hepsini keser. Çete Sabra abi görüşe sürekli Minecraft'ta oynuyoruz. Bir sürü uçağında üçünüzün bir dakikalık videonuz aklıma geliyor. 9 dakika siyah ekran koydunuz. 9 dakika siyah ekran değildi bir kere orada. Haim Saban vardı bir kere orada. Teşekkür ediyorum onun bağışın için, çok sağ ol. Yay, it's over guys, we did it. Yehey. Tebrik ediyorum. Yani oyunun finalinde Blue Point Games yazısını görmek çok garip geldi gerçekten. Yani ve şu an yazan isimlerin hepsinin bir de şey olması, hani Japon olmaması hiçbirinin. Çok garip geliyor şu anda bana. Yani özellikle son boss'taki performansından dolayı gerçekten kutluyorum. Güzeldi, güzeldi. Epikti, güzeldi. Epikti. Güzeldi. Gerçekten ilginçti yani. O ne lan? İçeride sanki bir Titanic anı yaşanıyor gibi. Rose, Jack.